Bir zamanlar bir kral varmış. Bu kralın bir oğlu kendisini 3 defa evlendirmesine rağmen her seferinde hayallerimdeki kadın bu değil diyerek onları boşamış. Kral bunun üzerine çok sinirlenmiş ve oğluna ceza olarak saraydan çıkıp sahraya gitmesini ve orada kendisine bir hayat kurup evlenmesini emretmişti. Genç bir çare halde babasının emrine itaat etmiş ve sahrada kendisine çobanlık yapan yaşlı bir adamın yanında iş bulmuş. Bir süre onunla çalıştıktan sonra kendisinin aslında kim olduğunu bile bilmeyen bu adam, onun çalışma azmini beğenmiş ve kızıyla onu evlendirmeye karar vermiş. Kızına gidip durumu açtığında kızı, ''Babacığım, önce onunla bir yolculuğa çık. Her kişi yolda belli olur.'' demiş. Adam bunu makul görmüş ve bir gün kralın oğlunu yanına alıp bir yolculuğa çıkmış. Bir müddet yol aldıktan sonra bir koyun sürüsüne denk gelmişler. Koyunlardan birine yaklaşıp onu sevdikten sonra genç, ''Ne çok ne az.'' demiş. Sonra bir başka koyuna yönelip onu sevdikten sonra, ''Ne az ne çok.'' demiş. Bunun üzerine yaşlı adam içinden, ''Ne aptal biri bu.'' diye geçirmiş. Yolculuğa devam etmeye karar verdiklerinde bir müddet sonra bir mezarlık görmüşler. Mezarlığa gelince genç, ''Sende ölüler de var, diriler de.'' diye mezarlığa seslenmiş. Yaşlı adam buna bir anlam verememiş. Kendi kendisine, ''Deli bu herhalde.'' demiş ve yürümeye devam etmiş. Yolda yemyeşil bir bahçeye uğradıklarında genç, ''Burası yeşermiş bir bahçe mi yoksa çorak mı bilmem.'' demiş. Yaşlı adam iyice saçmaladığını düşündüğü gence tek bir laf etmeden yola devam etmiş. Bir köye uğradıklarında ahaliye selam verip misafirleri olmuşlar. Ev sahibi onlara süt ikramında bulunmuş. Genç sütü alıp önce kendisi içmiş. Sonra da yaşlı adama uzatmış. Yaşlı adamın sabrı artık iyice taşmış ancak ters bir şey dememek için kendisini zor tutmuş. Oradan kalkıp eve geri dönmek üzere yola çıktıklarında yolda bir kuyunun başına geldiklerinde genç kuyudan su çekmiş ve önce yaşlı adama ikram etmiş. Adam suyu içtikten sonra da kendisi sudan içmiş. Yaşlı adam eve döndüklerinde kızına bütün olan biteni anlatmış ve ''İyi ki seni dinlemişim kızım. Bu adamdan sana koca falan olmaz.'' demiş. Genç kızsa babasıyla aynı fikirde olmayacak ki ''Ne kadar esaslı bir adammış.'' demiş. Yaşlı adam kızının bu lafına çok şaşırmış ve ''Beni duymadın galiba kızım.'' diye çıkışmış. Genç kız ''Duydum babacığım ama izin ver sana bu olanların nedenlerini anlatayım.'' demiş. Yaşlı adam kızına kulak kesilip dikkatlice onu dinlemeye başlamış. Kız şöyle demiş. İlk koyunun yanına gidince ne çok ne az dedi. Çünkü ondan çok erkek az dişi çıkacak. İkinci koyunun yanına gidince ise ne az ne çok dedi. Çünkü ondan az erkek çok dişi çıkacak. Mezarlıkta sende ölüler ve diriler vardır demesinin sebebi arkasında kendi soyundan birilerini bırakan Mevta'nın diriler gibi halen yaşıyor olmasından ötürüdür. Kimin soyu yaşarsa kendi yaşıyor gibidir. Bahçeye gelince onu yeşermiş mi yoksa çorak mı olduğunu bilmemesinin sebebi, kim bahçesini kendi malıyla yaparsa o mal yeşerince bereketli ve karlı olur. Kim bahçesini borç harçla yaparsa o bahçe yeşerse de sahibini kâr ettirmeyebilir. Böylece çorak olur. Sütü önce kendi içip suyu ilk sana içirmesinin sebebi ise, süt kabın içine ilk konduğu anda suyu yüzeye çıkar. O ilk içteki suyunu kendisi, sütü sana kalsın. Kuyudan çekilen suya gelince, kuyu suyunun en tatlı ve leziz kısmı yüzeyde olur. Bu sebeple ilk önce sana içirdi, sonra da kendi içti. Yaşlı adam kızının yaptığı açıklamadan çok etkilendi ve onu kralın oğluyla evlendirdi. Kralın oğlu bu genç kızın güzelliğini ve zekasını çok beğendi. Ona kralın oğlu olduğunu ve saraya gideceklerini haber verip babasının elini öptü, izin istedi.